Maraş'ta yıkımın boyutlarını gözlemlemeye devam ediyoruz. Şimdi de Türkoğlu Tahtalı Dedeler Köyü'ndeyiz. Burada da evlerin birçoğu yıkılmış durumda. Bir tarafımda Erdal abi var, bir tarafımda İnce abla var. Onlar da enkazdan kurtuldular. Geçmiş olsun Teşekkür ederim Erdal annem. abi. Sağ olun annem. İşte gördüğünüz gibi işte aynı o gün o olayı yaşadık sabah saat 4:15'te. Camlarımızı zor dışarıya attık işte. Arada zaten 15 dakika sonra baktığımız hep çağırtı işte. Ana baba figan günüydü o gün yani. Tarif etmek çok zor ama Çok depremi zor. ne kadar hissedebildiniz o anda? Ben Kaç bana saniye sorarsan sürdü? ben deprem 1,5 dakika deniyor da bana sorarsan bana 5 saat 6 saat gibi geldi. Fazla sürdü yani. Yalvarıyorum Rabbim dur diye artık Rabbim dur diye yani. Ama geçmiyor bir türlü. Ama sonunda işte durdu ama işte artık kendimizi kaybetmiştik. Ne Nereye yaptığımızı gidersiniz? bilmiyoruz. Herkes bir tarafa dağılmış bağırıyor. Ben bağırıyorum öbürü bağırıyor. Yaşadık yani çok kötü bir şekilde bu depremi yaşadık hani. Tabii fayın geçtiği noktalardan bir tanesi de sizin bu Evet, köyünüzdü. evet, evet. Tam bölgesi burası. Tabii biliniyordu. İşte bak genelinde 2 katlı evler 20 lira Bu oldu. kaç katlı binaydı 2 katlıydı. arkamızdaki? 2 katlıydı bu Ne zaman arkamızdaki bina. yapılmıştı? Şimdi biz hani Tahminen eskiliğine yeniliğine bakıyoruz şöyle ama ne söyleyeyim. kadardı? 15-20 senelik bu bina, 15-20 senelik bu bina. 30 senelik de o bina mesela. En eski benim evim. Tek katlı bak gördüğünüz gibi ufak tefek hasar var ama ayakta yani ev. Ama diğer 2 katlı olan şu en yeni bak bu geçen sene yapıldı bu ev. Bu karşıdaki bak ayaktadır. Bak diğerlere Demontaj yapıyorlar. amcam gelin ikisi yerine bir oldu. Fazla eski yapı değil 20 senelik Evet, yani. öyle gelmişti değil mi abi? Ha, yani buna benzer köyümüzde ev kalmadı 2 katlı olarak. Ha, tek katlı. Çiftçilikle uğraşıyor musunuz Erdal abi burada? Zaten çiftçilik buranın gelme yani Gelir kaynağı var. mesleği ziraatçılıktır. Başka burada bir meslek yoktur anne. Peki bir destek nasıl bir çağrı yaparsınız siz buradan? Annem destek artık devletimiz bunu görüyor. Yani bir afat bir yani bir çok içinde çıkılmayacak bir rol. Artık nasıl bir düşünce olur? Tabii ki yardımlar bekleyeceğiz. Yani kalkamayız yani bunun altında yani. Kaldıramayız. Ha, artık Şimdi Erdal abi Türkiye'nin dört bir yanından seferberlik var. Yardımlar ulaştı mı size de? yardımlar annem gıda üzerine ufak tefek yiyecek olarak ulaştı. Ha, yani o konuda evet aç kalmadık, susuz kalmadık. Çok şükür vatandaşlarımız, duyarlı halkımız gönderdiler. Bir ihtiyacınız var mı şu an? Çok acil bir Annem ihtiyaç. işte ihtiyacımız bizim eşyalarımız içeride her şey bitti. Dolabımız, Sıfır. neyimiz? Ha, garajda yatıyorum bak gördüğünüz bu brandalı. Oradaydım bugün çadırımız yeni geldi 8. günde. Ha, şimdilik de oraya geçeceğiz. Bir haftalık gıdamız var, 10 günlük gıdamız var. Tabii ondan sonra ne yiyeceğiz, ne yapacağız? İyi Ha. bir planlamada yapılması lazım bu noktada. Yani gelecek için güzel bir şeyler olmasını temenni ediyorum annem. Evet, umudumuz var Erdal Umudumuz abi. var annem. Kenetlendik yani sonuçta Türkiye Çok olarak. şükür, çok şükür bunu gördüm. Vatandaşlarımız çok duyarlı. Herkes karınca kaderince her şeyi yaptı yani gördüm. Allah razı olsun herkesten. Yapanlardan en ufak bir şey bile gönderdiyse, 1 kilo bulgur bile göndermiş. O yeterlidir annem. Sağ ol Erdal abi. Sizler de İnce sağ olun. abla, sana da soralım şimdi. Siz o anda ne yaptınız? Çok panik oldunuz mu? Çok panik oldum. Ağladım. Gittim. Ondan sonra komşularıma yardım etmeye gittim. Dedim inin aşağı. Orada kalma. Ağlaya ağlaya bir olduk Siz yani. ikiniz kurtardınız değil mi Evet. birbirinizi Evet. enkazdan? Evet. Bu eşim de şeyin dolabın Ben de altında kaldı. dolabın altından Zoruna kaldım. uğraştım ya. Eşim çıkarttı beni. Deprem fırsat vermiyor bana. Yani çıkartmaya uğraşacağım. Beni sallıyor ta oraya atıyor ya. Böyle bir şey görülür mü ya? Ben böyle Evdeki kendim çamaşır yıkamamı makinelerim, bıraktım. Kendim buradaki yıkadım bunu makine ya. Dilek Hepsi öyle Hanım, kaldı. burada çamaşır makinesinin ya güçlü olmasına bak. Ta oraya fırlatmış makineyi. Koca çamaşır makinesi. Metrelerce. Buzdolaplarını. Evet. Yani içerileri işler acısı yani. Dışarıda böyle göründüğüne bakma. İçerime Arkadaşlarım giremiyorum söyledi. yani. İçeride hasar büyük Çok tabii. çok hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir şeyimiz. Bak bu evlerin hiçbirine bakma yol olduğunu. Hiçbirinden eşya, paramparça her şey. Kalkacağımız kalmadı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiç böyle üstümüze alacak. Sadece Ben canımız. eşime dedim o anda alım. Eşim dedi tamam, düşeceksin dedi. Düştüm o Bunları anda. da eşimiz, dostumuzun gönderdiği giysilerimiz, üzerimizdekiler, Gönderdiğimiz ayakkabılarımız, yardımlardan aldık hiçbir bunları. şeyimiz Hepsini. değil yani bunlar. Hiçbir Eşim şeyimiz. üzerinde de aynı. Aynı. Vatandaşlarımızın gönderdiği. Allah'ım razı Çok şükür. olsun. Zeval vermesin devletimize. Allah bin kere razı olsun. Ama dediğim gibi Dilek Hanım işte devletimizi çok görmek isterdim böyle bir Evet. makinelerimizle. Yavaş yavaş yaralarımızla sarılmaya çalışılıyor. İnşallah annem inşallah. Çadırlarınız var. Şu an çok acil bir ihtiyaç olarak. Çok acil ihtiyaçlarımız yok. Bir hafta 10 günlük gıdalarımız var.
Bizim işte yakacak işte sorunlarımız başladı. 2-3 torba odun verildi. O da yeterli olmadı annem. Kömürümüz de yok. Kömürümüz de yok hiç. Evet. Zoban yakacak olarak da. Evet. Benim hep yakacağım bu içerideydi. Şu an hep toprağın altında annem. Ondan biraz şey yapacağız. Artık ilerleyen zamanda inşallah bir darlık çekmeyiz diye temenni ediyorum. Evet, biz de buradan çağrı yapmış olalım i̇nşallah efendim. İnşallah bir daha göstermesin. Kurban oldum Allah. Dua ediyoruz. Sabah der sallandı. Biz dışarı akşam toplanıyoruz. Akşam oldu efendim. Sürekli oluyor. Sürekli evet, oluyor. Akşam da oldu. Evet evet mi? Evet. Duramıyoruz. Yani içimiz cas ediyor. O acıyı bir şeyler gördük ya. Tekrar yersiniz o anı. Gene tekrar nasıl olacağımızı şaşırıyoruz. Birbirimize böyle kenetleniyor ama gene aynı. Oturuyoruz sabah da böyle. Aha gene olacak, aha olacak diye. Tabii, bu konuda tabii uzmanlarımız da sürekli uyarıyor biliyorsunuz. Sakın hasarlı binalara girmeyin evet, diye. Evet, girmiyoruz annem, girmiyoruz. İşte azıcık evet. Çadırımızı kurduk, kafamızı sokacağız artık. Bir şey oldu mu? Aha Erdal diyorum, oldu gene herhalde diyorum. Biraz olduğumuzu şaşırıyoruz yani o anda. Evet. Bir sefer korkmuş Dilek Hanım. En ufak bir şeyden aha gene oldu diye hep yani psikolojimiz de aslında hep bozuldu yani. Evet, burada psikolojik desteğe de çok aynen ihtiyaç annem, var. Aynen, çok ihtiyacımız var. Ben bile yani bak ben ne kadar bir sert bir insandım. Beni bile bozdu ya. Hı hı. Yani çok etkilendim, çok. Tabii i̇şte, yaşananlar kolay değil efendim. Evet, evet, evet. Tabii kış şartları çok zor bu noktada. Yakacak sıkıntısı var. Tabii Erdal abi de İnce abla da ona vurgu yapıyor. Aynen. En azından yakacak konusunda da bir destek lazım. Burası üretim noktalarından bir tanesi Kahramanmaraş'ın ve bu noktada da bir an önce tabii köylüler bu enkaz kaldırma çalışmalarının en azından nerede hasar tespit çalışmalarının bir an önce bitirilmesi gerektiğini söylüyor. Tabii evlerine de bir an önce ulaşmak istiyorlar. Yeni bir ev talebi var. Evet. Her şeylerini neredeyse kaybetmiş durumdalar. Aynen. Bu noktada da oldukça fazla destek istiyorlar. Tabii bu yardımların yanı sıra en önemli yardımlardan bir tanesi de, çağrılardan bir tanesi de psikolojik destek. Aynen. Psikolojik destek de oldukça önemli bu noktada. Her dakika korkuyoruz. Gene olur korku diye. Var. Her dakika olur diye. Hemen ne yapacağımızı şaşırıyor o anda. Atıyoruz, bağırıyoruz. Aha gene geldi. Aha gene oldu diye o anda. Özellikle bayanlar daha çok etkilendi Dilek Hanım. Erkekler gene biraz şey yapıyor, dayanma gücünü belirtmiyor yani yıpransa da. Bayanlar inar mısın akşam o depremde, bir sert bir deprem oldu 4 nokta kaç şiddetinde. İnar mısın? Baspar bağırıyorlar. Bağırmam diyor. Gelen bana sarıldı ya korkuyla. Yani psikolojik şey olması çok iyi olacak. Geçmiş olsun, büyük bir seferberlikle bunu da atlatacağız diyelim. İnşallah.